Yeah. Are you kidding? Get out of there. Herkese merhaba, günaydın. Saat şu anda 9:30 ve eşimi havaalanına bıraktım. Ve sizlere limanı göstermek istedim. Dediğim gibi eşimi şu an şimdi havaalanına bıraktım. İşi için şehir dışına çıkması gerekiyor. Ve şimdi ben alışveriş merkezine gideceğim. Çünkü dün bir düğüne gittik. Düğüne gitmek için de elbiseye karar veremedim. O yüzden 3 tane elbise aldım. Aynı elbisenin 3 rengini aldım. Ve dün giymediğim diğer 2 elbiseyi iade etmem gerekiyor. İlk başta giyerim diye düşünüyordum. Yani elbiseyi beğenmiştim ve hepsini bir gün giyerim diye düşünüyordum. Ama dün elbiseyi giydikten sonra böyle rahat bir elbise olmadığını fark ettim. O yüzden diğerlerini iade etmek istiyorum. Pazar günü olmasına rağmen yapmak istediğim birçok şey var. Ama onlardan biri Duke'la Dog Beach'e gitmek. Yani köpek sahiline gitmek. Uzun süredir gitmiyoruz ama gün içinde gitmek istemiyorum. Ya sabahleyin erken gideceksiniz ya da akşamüstü gideceksiniz. Yoksa çok kalabalık oluyor ve park yeri bulamıyorsunuz. O yüzden akşamüstü getirmeyi düşünüyorum. Wow! Bugün konuşmak ekstra bir zor oldu açıkçası. Ondan önce ama kız arkadaşlarım toplanacağım. Bu sefer bir başka arkadaşımın evinde buluşacağız. Böyle havuz havuz keyfi yapacağız. Saçın neden bu kadar ölü ve iğrenç gözüküyor Melis diye soracaksanız, daha henüz yıkamadım. Dün akşam donkey saçımın kalıntısı, üstünde bayağı saç spreyi var. Baktım alışveriş merkezi daha henüz açık değil. Saat 11'e kadar açılmıyor ve saat şu anda 10. O yüzden Starbucks'a geldim kahve almaya. Ondan sonra yan tarafında da market var. Market alışverişimi yapacağım, eve gideceğim. Onları yerleştirdikten sonra o zaman belki, yani o kadar önemli değil, bugün yapmazsam dünyanın sonu değil, ama pazar günleri böyle bütün işlerimi halletmek istiyorum. Ondan sonra ne bileyim, rahatlamak, eğlenmek istiyorum. Neyse. Starbucks'a gidelim, kahvemizi alalım, kendime geleyim ben.
Saç harika değil mi? Beraber odayı temizledik. Sizce nasıl oldu? Daha sıklıkla böyle beraber temizlediğimiz bir video çeksem olur mu? Bilmem. Son zamanlarda daha çok böyle İngilizce kanallarda izliyorum. Birlikte temizleme videolarını ya da decluttering videolarını falan. Aslında İngilizce kanalım için videosunu çekmiştim. Ama hiç yayınlamadım. Neyse. Ev toparladım. Bir tane video vardı editlediğim. Onu yüklemeye başladım. Ve siz düz durmuyorsunuz değil mi? Ve şimdi biraz hazırlanacağım. Ondan sonra alışveriş merkezine gideceğim. Çünkü saat 11'de açılıyordu. Saat şu anda 12. Yüzüme bu renkli Obagi'nin güneş koruma kremini süreceğim. Sadece birazcık renk katıyor. Aha! Havuza gideceğim ama. Havuz partisine gittiğinizde havuza giren oluyor mu? Kaşlarımda şu jel vardı ama üstünden geçmem gerekiyor çünkü gördüğünüz gibi güneş koruma kremim geçti. Göz altıma da biraz kapatıcı uygulamak istiyorum. Rimel süreceğim çok az. Sadece üst kirpiklerime. Ve yanımda Kate Somerville'in bunu, neydi bunun ismi? Makyaj sabitleyici spreyi ve SPF 50'sini. İlk önce yüzüme süreceğim, sonra çantama atacağım. Havluyu unutmamalıyım, değil mi? Aklıma şimdi o geldi. Okay. Şuradan telefonumuzu alalım. Telefon bu yüzden işte sürekli kırılıyor. Yok, iyiyiz. Çantaya atalım. Işığı kapatalım. Şuradaki kapıyı da kapatalım. Işığı kapatalım. Ve. Anahtarım diğer çantamda. Bu arada spor çantamı yarın için hazırladım. İş çantamı tam hazırlamadım çünkü içinde laptopum yok. Bugün eğer zamanım olursa biraz çalışmak istiyordum. Yanıma iş telefonumu da alsam olur. Ondan sonra şuradan. Oh yeah. Rebecca Minkoff çantamı, eski çantamı satmıştım. Onu göndermem gerekiyor. Şuradan havlu alalım. Hop, düşürme. Başka evden ihtiyacım olan var mı? Bilmiyorum. Çok uzun durmak istemiyorum orada. Bakalım nasıl olacak ama. Şu gözlüklerimizi de alalım. Şuradan da su şişem. Kapağını kapatalım. Kapatmazsak her şeyin üstüne dökülür. Oldu. Hazırız. Saçıma ne oldu? gitmeden önce Duke ve tüylerine bir öpücük vereceğiz. I love you. Ne?
Bye bye. Say bye bye. Oh, let me see your eye. Is your eye okay? You okay? Let me see the other one, Duke. Oh, I'm concerned. Şputiye bak. Şputiye bak. Putiye bak. Seni handsome seni. Nereye? Sen gelmiyorsun daha. Eve gelince. Nereye? Nereye? Öptüm. Love you. I love you. Oy. Şu surat ya. Düşerek gidiyoruz. Terliklerimi giyeyim. Garajdayız. Adım adım her şeyi göstereceğim size. Şaka yapıyorum, adım adım değil. Şu saç fena, fena değil. Yapacak bir şey yok bu saç için. Hava bayağı güneşli. İade edeceğim çanta burada ve dudaklarıma da şundan süreceğim. Bunu Utah'a gittiğimizde snowboard yapmak için oradan almıştım. Sadece dudak balmı değil, surat içinde kullanıyorsunuz. İçinde SPF 15 var. Suratıma ve dudaklarıma SPF'leri sürdüm de videolarım için hiçbir şey kullanmadım. Ve sanırım en son... Evet, böyle derin temizlik yaptığımda, declutter yaptığımda bütün güneş kremlerini attım. Çünkü hepsi ne zaman alındığı, ne zaman kullanıldığı bilinmiyordu. O yüzden yenisini de almadım sanırım. Aldık mı? Bilmiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Siz pazar günlerinizi nasıl geçirmeyi tercih ediyorsunuz? Bu arada alışveriş yaparken size vlog çekecek ama karnım o kadar çok açtı ki acıkınca da sinirlerim tepemde oluyor benim. Hangry diye bir söz var. Angry ve hunger beraber birleşince hunger açlık demek, angry de sinir olmak demek. Hangry deyince de açlıktan sinir olmak demek. Evet Melis'le İngilizce dersine hoş geldiniz. Neyse, gerçek bir söz değil. Belki artık gerçek bir söz oldu. Yani sözlüğe falan girdi. Ama insanlar arasında bilinen bir söz. Hangry. Neyse, oydum işte. Açlıktan böyle sinirlerim üstümdeydi. Starbucks'a gideyim dedim. Oradan dün bir sandviç yemiştim. Çok hoşuma gitti. Ondan alacaktım. Ama sıra o kadar uzundu ki boş ver dedim. Ondan sonra market tam yanında da marketin içinde bir başka Starbucks var. Yan yana yalnız. İkinci Starbucks'a girdiğimde de sıra yoktu ama önümdeki insan birkaç tane içecek sipariş etti ve çok yavaştı. Eminim normal bir hızdaydı bütün olan her şey ama ben aç olduğum için böyle hiç sabrım kalmadı. Dedim boş ver. Alışveriş yaptım. Zaten çok fazla bir şey almadım çünkü bu hafta boyunca sadece ben evde olacağım. Eşim çarşamba akşamına kadar yok. Düştün! Çarşamba akşamına kadar yok. O yüzden ufak bir alışveriş yaptım. Eve geldiğim anda yemek yedim. Evde de avokado toast yaptım. Sizlere bunu da gösterecektim. Ama hiç böyle çekesim yoktu. Direkt yiyip kendime gelmek istemiştim. Böyle benim günüm şu anda böyle geçiyor. Şimdi alışveriş merkezine doğru gidiyorum. Bu kadar. Benden şimdilik bu kadar. Yeah, don't be scared yet. You have to take that part off. There you go. I know, I'm like so scared. Okay. Okay, wait, wait. Don't you like push your thumb against it? Yeah. Okay. Did you get it? I don't know. I didn't boomerang it. You got now chug from it. Classy way, though. There you go.
Havuz bayağı eğlenceliydi ama çıkarken ceza yedim. Ceza yedim. Kaçıncı kez? Arabayı çok hızlı kullanıyorum. Sürat yapıyormuşum. Artık sanırım Uber'la her yere gideceğim. Artık araba kullanmayacağım. Çünkü ne zaman araba kullanırsam, ne zaman demeyeyim. Ama üçüncü cezam. California'ya taşındığımızdan beri 10 senedir araba 10 seneden fazla 12 senedir araba kullanıyorum ve bu kadar fazla ceza bir senede yememiştim. Neyse, şimdi manikürcüye geldim. Burada nail salon deniliyor. Sadece tırnaklarınızı yaptırdınız, manikür pedikür yaptırdınız. Bazı yerlerde ağda da yapıyorlar. Bazı yerlerde kirpik de yapıyorlar ama genelde nail salonda sadece tırnaklarınız yapılıyor. Sonunda geldim. Bir haftadır geleceğim diyordum. Zamanı bulamadım. Şimdi geldim. Canım sıkıldı ceza yiyince ama olsun. Olsun. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor ve harika bir gün geçiyorum. Ceza yesem de. You got it, Dick. You got it. No? Atlayamıyor. Bayağı heyecanlı. Are you excited, Duke? Geldik oğlum, geldik. You can calm yourself. Ağlama. Ay, senin suratını yerim. Kesinlikle en sevdiğim yerlerden birisi. Beni çok mutlu ediyor. Çok. Bunu da çok mutlu ediyor. Arabanın içi sıcak ama sahil kenarı biraz esmeye başladı. Ya haftayı bu şekilde bitirmek ya da hafta sonunu bu şekilde bitirmek çok güzel, çok seviyorum. Ve böyle ahilde havlunun üstüne oturup Duke ve diğer köpekleri izlemek, ondan sonra onların peşinden koşmak, yüzüme kocaman bir gülümseme veriyor. I put a big smile on my face. Yani beni çok mutlu ediyor. Ve iyi ki buradayız. Şimdi eve gideceğiz. Artık benim duş alma zamanım geldi diyebilirim. Havuzdan, denizden sonra artık. Saat 7.30'da yoga vardı. Ona gitmeyi planlıyordum ama sanırım gitmeyeceğim. Onun yerine uzun bir duş alıp ondan sonra akşam yemeğimi yiyeceğim. Duke'a da akşam yemeğini vereceğim. Hala orada mısın? İşte bugünkü videoyu o zaman burada bırakayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Duke ve ben. Umarım zevkle izlemişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz bana bir köpek emojisi bırakırsanız çok mutlu olurum. Bye.